Evet dostlarım, önümüzdeki günlerde biz böyle yayına devam edip içinde bulunduğum dosyayla ilgili konuları ve diğer konuları. Ayrıca ben suç örgütü nasıl kurulur diye Sayın Mehmet Ağar'ın son zamanlarda işlediği, 90'lı yıllarda bizlere o yaptırılan, yaptırmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilen mesela Acarkent'te yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattırdı? O silahlı ateşleme olayı nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki laf değil. Telefon sinyalleriyle. Ve çok rahat bir şekilde iki müfettişin 2 saniyede çözebileceği şekilde anlatacağım. Altınbaşları nasıl komployu kurup emniyete aldırıp daha sonra parayı almak için tezgaha, sonra tezgahın nasıl bozulduğunu anlattıracağım. Şimdi el altından o aileye nasıl dosya hazırlattıklarını anlatacağım. Halen de hazırlanıyor, benim dosyama benzer mahremiyette hazırlanıyor intikam için ilerleyen zamanları. Ya da Mübariz Mansimo, dünyanın en değerli adamlarından biri. Hiç yan yana gelmedi. Ama Türkçülük Turancılık davasına hizmetini her zaman duydum. Okuttuğu öğrencilerden, burs verdiği öğrencilerden, yaptıklarından duydum. Aynı istikamet üzere olanlar birbirlerinden haberdar olurlar. Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken seni yanına aldı. İtibar verdi. Her şeyi para verdi. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşıp FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldınız, adamın el koydunuz. Marina. Ve Bodrum'daki Marina. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri? Ama doğru, sen üstüne almadın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı. O Azerilerin üzerine ne yapıldı? Azerbaycanlılar üzerine değil mi? Sen adamın yanında dururken adamın bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamın nasıl FETÖ'cü yapıp mallarına çöktüğünü, ama hakimler de vicdanen dosyayı görüyor da ceza vermesi olmaz, baskı var. 5 sene ceza verip 8 ay yatıttırıp dışarıdan mahkeme tahliye ettiler. Herkes de nihayetinde vicdan var da. Ama ben olsam yemin ederim dosyayı bile iade ederdim, kabul etmezdim. Böyle olmaz. Bu ayıp derdim. Annemin cenazesine beni yollamadı FETÖ'cüler. Allah'a yemin olsun onlar benim yaşadığım sürece düşmanım ve ben öldükten sonra da benim çocuklarım onlarla barışırsa bu da benim vasiyetim olsun. O çocuklar benim çocuğum artık değil. Ya FETÖ'cüler bile benim karım, çocuklarım evde yalnızken polis yollamadılar ya. Ya bu hangi mantık? 1,5 senedir evde değil. 1,5 senedir yurt dışında. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Bir de bana bir dosya hazırladılar. Ya 24 saat esasına göre korunan bir insanım. Siz polis yolladınız, yanımdaydı. O gün de polis vardı. Niye polise sormuyorsunuz? İfade yazdırtmışsınız ya, 10 tane Kalaşnikovlu adam böyle oldu bu. Polis görmesi lazım. Niye koruma polisinin ifadesi yok dosyada? Siz verdiniz polise benim yanımı. Ona niye sormuyorsunuz? En güvenilir adam o. 10 tane Kalaşnikovlu adam görmüş mü evde? Ona sorun. Aslında organize şubenin dosyası değil bu dosya. İstihbaratta hazırlandı. Sonra organize şubeye kucağına atıldı. Organize şube, ben Hanife Avcı döneminden bilirim. Adi Serdar Saçan dönemini bilirim. Ondan sonrasında Fethullahçıların dönemini bilirim. Organize şube bir adama eğer ki kelek yapmak isterse, eğer ki o adama bir film yapmak isterse dosyanın hazırlamanın hileleri vardır. Artık bunların hepsini profesyonel olduk, biliyorum. Türk Ceza Kanunu'nu ezberden biliyorum.
Bunu yaparlardı. Ama dosyaya baktığınızda organize şubenin yapabileceği şeytanlıklar, isteseler yapabileceği şeytanlıklar yok. E zaten dosyanın nasıl hazırlandığını da ben anlatmıştım en başındayken. Dikkat edin, her operasyonun bir ismi vardır. Bu operasyonun neden yok? Hırsızlara bile operasyon yaptıklarında bir isim koyuyorlar şu operasyonun. Ya da bir operasyon olunca şube müdürü çıkar açıklama yapar, il emniyet müdürü çıkar açıklama yapar, vali çıkar dosyanın önemine göre, emniyet genel müdürü, İçişleri Bakanı. Niye benim dosyamla ilgili siz hiç kimsenin bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. Bir basın açıklaması yapılmış. Çünkü kendileri de biliyor. Bu Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun taşeron olarak kullanıldığı birilerinin dosyası. Bunu onlar da biliyor. Onların da vicdanını rahatsız ediyor. Ama güç. Ama güç böyle bir şey işte. İnsanı sessiz bırakıyor. Müsaade ederlerse bu dosyanın adını ben koymak istiyorum. Çünkü onlar koymadı, dosyam isimsiz doğmasın. İsimsiz olmaz da her dosyanın bir ismi var. Feridun Öncel vardır, 66 yaşında. Abi diye hitap ettin, MİSİAD'ın genel başkanı. Yani memleketçi, sanayici, iş adamlarının genel başkanı. İnşallah beni affeder, hayat boyu ona eziyet ettim. Takriben 26 senedir hep eziyet ettim. Kimse öyle fazla şaka yapmam ama ona karşı çok acımasız şakalar yaptım. Durup dururken telefon açarım. Feridun Başkan şöyle bir olay oldu. Abi kalk, böyle bir olay oldu. Büyük sıkıntı var. Başına şu gelecek. Şurada şu olay oldu. Ülkenin durumu kötü. Gene bir gün böyle makara yapmak kafama takıldığında bunu aradım. Dedim ki Feridun Başkan dedim. Çok önemli bir olay var. Hemen il başkanlığını toplaman lazım. O heyecanla dedi ki her seferinde de bana olan inancından her seferinde de düşer şakalarıma. Şivesi de Güneydoğu şivesi. Çok tatlı konuşuyor. Dedi ne var? Dedim ki bir kediye tecavüz etmişler. Ne yapayım dedi ben. Dedim basın açıklaması yap. Ya niye dedi? Bana ne dedi kediye tecavüz? Ya dedim televizyonlar, gazeteler veriyor. Yapacağın şu dedim. Hayvanlara karşı uygulanılan tecavüzler ve kötü muamele, hapis cezası istiyoruz. Ya dedi o bizim konumuz değil, onunla ilgililer yapsın. Dedim ki ya sen böyle yaparsan çok dedim hayvan hakları savunucusu kadınlar var, şeyler böyle çok saldırganlar. Bunların hepsi dedim seni kahraman yaparlar. Hem de sen de hayırlı bir işe imza atmış olursun. Ya dedi beni bırak dedi her zaman dediği gibi. Ya zulmetme dedi bana. Allah'ını seversen beni bırak dedi ya. Dedim olmaz, yapacaksın. Neyse biz bununla bu konuştu. Size bana yapılan operasyonda MİSİAD Genel Başkanı'na sorulan soruyu soruyorum. Bu kediye tecavüz edilme meselesi nedir? Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Böyle bir soru olmaz. Vallahi billahi var ya. MİSİAD tüm ülkede, dünyanın her ülkesinde örgütlenmiş bir teşkilatın 66 yaşındaki genel başkanının kedi tecavüzü davası. Nasıl? Bu ismi sevdiyseniz bundan sonra bizim davanın, operasyonun adı kedi tecavüzcülerine direniş davası olsun. Operasyonu olsun adı. Ne kadar komik değil mi? Bunları ve bunlar gibi birçok şeyi konuşacağız. Daha Mehmet Ağar'la ilgili o anlattığım suçlar, bir de benim anlattıklarım böyle magazin tadında falan değil, öyle onu böyle. Kim, kimi hangi telefonla aradı, hangi saatte aradı ve telefon tapelerinden, iz düşümlerinden, sinyallerden o dediğim kişiler o saatte orada mı? Suç işleyen kişilerle aynı anda nereye geldiler? İki müfettiş, iki saatte tık bitti. Bakacağız. Bakacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Artık videoyu yavaş yavaş
tamamlama zamanı geldi. Ama bir hikayeyle bu videoyu tamamlamak isterim, müsaade ederseniz. Tapduk Emine vardır tarihimizde. Büyük, değerli üstad, hazret. Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahına gider. O dergaha gönül verir, o dergaha bağlanır. O kadar çok dikkat eder ki Yunus Emre'nin çalışkanlığı, azmi, dürüstlüğü, ruhani hissiyatı. O kadar çok insanların dikkatini çeker ki hemen dedikodu yaparlar hakkında. Şöyle derler, o Tapduk Emre'nin kızına aşık oldu. Ondan dergaha geldi. Aslında inancı için, iman için gelmedi derler. Bunu duyunca Yunus Emre çok üzülür. Tapduk Emre'den dergahın oduncusu olmak için izin ister. Tapduk Emre'ye izin verir. Ama enteresan bir şekilde Yunus Emre dergaha bir tane bile eğri odunu sokmaz. Ya düz odunu nereden bulacaksın? Ya her yeri arar tarar ve hep düz odun getirir. Bir gün Tapduk Emre ile artık bu dedikodu o kadar çok yayılır ki Yunus Emre onun kızına aşık olduğu için geliyor. Bir gün Tapduk Emre ile yüze bu konu olur. Yunus Emre kafasını eğer Tapduk Emre'ye hocasına şöyle der. Ben bu dergaha bir tane eğri odun bile getirmemeye dikkat ederken sen bu yalanı söyleyebilecek bunca insanı bulup buraya nasıl getirdin hocam der. Ve müsaade ister gider. Ve daha sonraki zamanlarda Tapduk Emre üzüntüsünden gözyaşı dökmekten kör olduğu söylenir, rivayet edilir. Vallahi diyorum billahi ben günahları olan bir adamım. Dini bilgisi çok olan ama günahları da olan bir adamım. Yani ben günahsız değilim kardeşlerim. Çok günahım vardır. Ancak tüm samimiyetliğimle söylüyorum. Ben inandığım davayı, ben inandığım davayla ilgili o davaya bir kere eğri odun vallahi taşımadım, billahi taşımadım. Abi diye gördüğüm, büyük diye gördüğüm insanlara asla yalanı söylemedim. Ancak bizim sözümüz muteber olmadı. İnternetten bulabilirsiniz. Mehmet Ağar'ın oğlu var, Tolga Ağar. Geçmişten ben Mehmet Ağar'la da Tolga Ağar'la da tanışırız. Tolga Ağar'ın bir videosu var. Lütfen seyredin. Ben diyor, benim için Cumhurbaşkanlığı diyor, Allah gibidir diyor. Bak, Cumhurbaşkanı görmek, Allah görmek gibi. Cumhurbaşkanı Allah gibi diyor. Samimi söylüyorum. Aynı konuşmada 4-5 kez söylüyor. İnternetten girin arayın. Yüce Allah'ı, kainatın tüm sahibini, biz söylerken bile hücrelerimizin titrediği Yüce Allah'ı Cumhurbaşkanlığı makamıyla eş gören insanları milletvekili yaptılar. Bize de düştü gurbet yolları. Hiç önemli değil. Gurbette de insana arkadaşlık yapacak güzel şarkılar var. Mesela Mahzuni Şerif'in şarkıları. Daha çok şeyler biz konuşacağız. Çok şeyler anlatacağız. Allah'a emin olsun. Öyle değil. Madem ki bana bu kadar bunları yaptınız, madem ki davet edilecektik, gelecektik, aslında eş zamanlı ülkeler arası organizasyonlar. O pasaport iğrençliği, onu da anlatacağım. Kelime kelime anlatacağım insanlara. O rezilliği. Ya gözaltına alınıyorum. Gözaltına alındığım an FETÖ'cü kanallar yayına geçiyor. Uyuşturucu operasyonu ya. Operasyonu yapan bakanlık yazıyor. Vize süresi ihlal edildiği için diyor sınır dışı edildi. Ya resmi yazın. Uyuşturucu operasyonu. Ama bizim büyükelçilerimiz de kaldığım her ülkede. Öyle çok bilmişler var. Böyle çıkıyorlar televizyonda program yapıyorlar. Anlatıyorlar. Lan kardeşim ya. Bu internet çok faydalı bir şey, çok yararlı bir şey de ruh hastalarının bütün hepsini
kendini gazeteci zanneden, bütün ruh hastalarının içindeki o kinleri dökmek için, o manyaklıklarını yapmak için de bir zemin oldu. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomu şu şekilde müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum. Benle ilgili diyorlar ki, onu yalnız bırakacağız. Onu kimsesiz bırakacağız. Onu çaresiz bırakacağız. Ben yola çıkarken Nihal Atsız Hoca'nın eserlerinin çoğunu ezberden bilirim, şiirlerini. Yolların Sonu diye bir kitabı vardır. Şiirin bir dörtlüğü şöyledir. Bir gurbete yollanıyorken yeniden, inanın kimse gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden, itler bile gülecek kimsesizliğimize. Ben 16 yaşında yola çıktığımda, bir cebime musalla taşını, diğer cebime ceza bir parmaklıklarını koydum. İtlerin bile güleceği çaresizliğe, kimsesizliğe düşsem de benim yolum bu dava üzere olacak dedi. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Türk birliğini kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.